TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada bugün ne? günlük bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bülent Bey, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar herkese. Evet, bakalım nasıl bir haftaya başlıyoruz. Yine hafta sonu çok da sakin geçti diyemeyiz. Kendine göre güzel bir yine e, gündemi vardı. E, haberciler için en azından çok da sakin geçmedi. Şöyle hızlıca paylaşalım. Hafta sonu neler yaşadık, e, TR724 internet sitesindeki haberlere bakalım. Sonra da kendi seçtiğimiz küpürler, gazete küpürleri ve sosyal medyanın gündemiyle medyada bugüne bir başlamış, e, başlamış olalım. Evet, Melek Mosso'nun konser iptalini gündeme getiren gazetecilerin stüdyosunun mühürlendiğini görüyoruz bir haberde. Ardından AKP MKYK üyesinin eşi ve korumalarının küçük çocukları tekme tokat dövmesi görüntüleri sosyal medyada. En çok paylaşılan ve yine izlenen haberlerden birisiydi. Biraz sonra ayrıntısına yer vereceğiz. Eski DGM Başsavcısı Nusret Demiral hayatını kaybetti. McDonald's'ın Dayı Savar videosu vardı ama apar topar silindi. Çıkar telefonunu şeklinde o Dayı Savar'ı hatırlayacaktır izleyenlerimiz. Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Erdoğan'a göre enflasyon Mayıs ayı itibariyle düşüş eğilimine girdi. Türken Vakfı Suudi Arabistan'dan 35 milyon dolarlık kredi almış şeklinde bir haber var. Amerika'da yeni bir saldırı var. Silahlı saldırıda şu ana kadarki rakamlar açıklamalar 5 ölü 34 yaralı şeklinde. Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti. Yine programımızda Latif Demirci'nin karikatürlerinden birkaçına yer vereceğiz. Onu anarken. son seçim anketi Erdoğan kazanamaz diyenlerin oranı bir yılda 6,1 puan artmış. Sirt'te işçi servisi uçurma yuvarlandı. 4 ölü 6 yaralı var. Profesör Doktor Uzunoğlu'nun açıklamasını görüyoruz. Bir başka başlıkta ancak 40 bin TL maaşın var, varsa orta sınıf sayılırsın. Mahmut Usta Osmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı haberini görüyoruz. Bir başka başlık İstanbul Valiliği açtığı davayı kaybettiği cemevi kamusal hizmet yürütüyor. Burdur'da 30 evi su bastı bir ölü var. Meteorolojiden sanak yağış ve sel uyarısını görüyoruz ve sonra da Sedat Peker'den evinize dönmeyin çağrısı var. Ee, seçimi kaybedenler iktidarı terk etmeyecek sandıkları koruyun. Daha önce sokağa çıkmayın diyen Sedat Peker niye bunları söylüyor? Birazdan e, tweetlerine yer vereceğiz Sedat Peker'in. Şöyle hızlıca köşe yazılarına da bakalım. Hangi başlıklar var? Tarık Toros, Erdoğan Argos'un halk dilindeki karşılığı diyor. Levent Kenez'in yazısının başlığı vur deyince öldürdü herif. E, Yüksel Durgut, şirince adalet demiş. Başından vurularak öldürülen gazeteciyi e, görüyoruz burada. Betül Gül, bilim insanları evrenin hassas ayarlarını açıklıyor. Hasan Cücük futbolla ilgili yazısında aşırı başarı ayrılık getiriyor şeklinde bir yazı kaleme almış. Muhsin Ahmet Karabay'ın haber analizinin başlığı Erdoğan ve Cumhur İttifakı hiç bu kadar aciz olmamıştı. Bülent Korucu, ee, Bülent Bey sizin yazınız Sakin Güç mü, ikinci Ekmelettin mi ve Mahmut Akpınar imzasıyla yayınlanan yazının başlığı da Haşhaşi Sülükler. Evet, e, TR724 haberleri böyle e, izleyenlerimiz tabii ki gün içerisinde farklı haberler ve yeni gelen köşe yazılarında görecekler. Biz de kendi seçtiğimiz gazete küpürleri ve sosyal medyada gündemiyle e, hemen medyada bugüne başlayalım. Evet, benim gündemimde ekonomi var. E, daha doğrusu ekonomi ve siyaset birlikte aslında e, Erdoğan üst üste müjdeler açıklıyor. Bu müjdeler aslında seçimin yaklaştığının daha habercisi. Dün Buğday ve Arpa için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatlarını açıkladı. Bugün de 3600 ek göstergeyi açıklayacak. On 10 binlerce, yüz binlerce çalışanı ve emekliyi ilgilendiren bir düzenleme olacak 3600 ek gösterge. Bilhassa emekli tazminatlarına, emekli olurken alınan tazminatlara önemli ölçüde yansıyacak. Maaşlarda da nispeten bir düzeltme, nispi bir ek olacak. Ama tam ne olacağını bugün e, Bakanlar Kurulu kabine daha doğrusu toplantısından sonra Erdoğan açıklayacak. Çünkü üç farklı alternatif var. Üç farklı model sunulmuş kendisine. Hangisini kabul edeceğini ya da ettiğini bugün kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. E, dün dediğim gibi Buğday ve Arpa için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ton başına alın fiyatını açıkladı. E, bu fiyat aslında eee bir taraftan B, olumlu karşılandı, daha doğrusu olumlu karşılayanlar var, hala yetersiz görenler var. Ama bir taraftan da bunun bir e, enflasyon itirafı olduğunu söyleyenler var. E, ton başına e, 7.050 lira, 1000 lirası ama e, toprak mahsulleri ofisine malını satanlar için prim. Arpa'da da e, 500 lirası e, toprak mahsulleri ofisine Ofis diyor çiftçiler hatırlarsanız ofis ofis diye hep bilinir. Uzun ismini kimse söylemez. O 500 lira da arpada prim var ton başına. geçen yıla baktığınız zaman bayağı yüksek bir artış var demektir. İki çiftçi tepkisi aldım ben. Bir tanesi olumlu karşılayan, bir tanesi de hala eleştiren. olumlu karşılayan çiftçi bir ziraat mühendisi aynı zamanda. daha önce de başka paylaşımlarını burada e, izleyicilerimize e, sunmuştuk. E, i̇lk defa diyor Toprak Mahsulleri Ofisi e, çiftçiyi e, o şeyin e, tüccarın elinden kurtardı. Tüccarın yapmaya hazırlandığı büyük spekülasyonu önledi. Çünkü çiftçi e, tüccarın eline kalırsa o spekülatörlerin eline kalırsa yok fiyatına çünkü satmak zorunda hasat başladı yok fiyatına malını alacaktı buğdayını arpasını alacaklardı. Toprak Mahsulleri Ofisi bunu engellemiş oldu. Diğer çiftçi ise şöyle diyor haklı olarak geçen yıl bugün diyor mazot 7,5 lira buğday 2,5 liraydı. Bugün mazot 27 lira buğday 7 lira. İç Anadolu'da hasat yapmaya 2 ay var. Kim bilir mazot kaç lira olacak? Geçen yıl Nisan'da aldığım taban gübre 3 TL'ydi. Bu yıl 12.60'a aldım diyor. Yazlık gübre ise hiç alamadım. Ee, şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Ekonominin kök sorunlarını çözmedikten sonra, temel sorunları halletmedikten sonra bu tür palyatif çözümler enflasyona artırıcı etki yapıyor. Başka bir e, faydası olmuyor ve çok kısa sürede sürede de eriyip gidiyor. Yani e, asgari ücrete çok astronomik gibi görünen bir zam yapılmıştı. Hatırlarsanız uzmanlar söyledi. Biz de burada paylaştık. İki ay içerisinde bu Artışın hiçbir anlamı kalmayacak. İki ay içerisinde bu artış eriyip gidecek demişlerdi. Nitekim de öyle oldu. Belki iki ay bile sürmedi. Onların tahmininden daha yüksek oldu. Şimdi de çiftçiye iyi bir fiyat verilmiş oldu. Buğday ve arpa üreticisine iyi bir fiyat verilmiş oldu. Ama ekonominin kök sorunları çözülmediği için yani elektriğe gelen zam, mazota gelen zam ve diğer zincirleme zamlar çözülmediği için döviz, karşısında Türk Lirası'nın değersizliği problemi çözülmediği için bu çiftçiye verilen zam da çok nispi çok yüzeysel bir rahatlama, çok kısa süreli bir rahatlama olacak. İşte biraz önce arkadaşlar yansıttılar, tekrar yansıtırlarsa onun üzerinde konuşabiliriz. Bir yıl içerisinde motorine yüzde 257 zam gelmiş, benzine yüzde 238, mutfak tüpüne yüzde 190, ekmeğe yüzde 180, böyle devam ediyor. Elektriğe %260, doğalgaza %300, et ve süte %195 zam gelmiş. Şimdi böyle bir enflasyonist ortamda dövize karşı Türk lirasının da savunmasızlığı devam ettiği müddetçe bu yapılan şeyler, artışlar, zamlar palyatif olacak. Yani bugün 3600 ek göstergeden dolayı memurun kazandığı ya da ücretlerinin kazandığı şey çok kısa sürede elinden uçup gidecek. Bir de şu var tabi buğday zammıyla birlikte insanlar şunu söylediler. Bu kadar zam arttığı, bu kadar buğday fiyatının arttığı bir ortamda ekmek fiyatları, un fiyatları nereye taşınacak, nereye gelecek bir de onu konuşmak lazım. Artı bu aslında bir enflasyon itirafı. Neden enflasyon itirafı? Geçen yıl 2.5 liraymış ee, şeyin 2 e, buğday bugün 7 lira yedi bin lira. Şimdi arada yaklaşık herhalde yüzde 200'den fazla bir fark var değil mi? Bu bir yıllık enflasyon demek aslında enflasyonun e, birinci ağızdan cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmesi demek birinci ağızdan cumhurbaşkanı tarafından. Hem de büyük en enflasyonun bile üzerinde. Tabii yani TÜİK'in değil en yakın bile enflasyonunun üzerindeki doğru rakam bu herhalde. bunun enflasyonu artırıcı etkilerini konuşuyor şu anda insanlar. Yani buğdayın 2500 liraya alındığı ortamda ekmek bugün 4 liraysa buğday 7050 liraya alındığı zaman ekmek kaç lira olacak? Kara kara insanlar ekmekle neredeyse sadece ekmekle karnını doyuran bunun yanına peynirini ya da işte sebzesini alamayan insanlar kara kara bunu düşünüyorlar. Ekonomi ile ilgili bugün gazetelerde sıkça gördüğümüz bir haberde Erdoğan'ın ekonomik modelinin çöküşünün miladı bu aslında. Çin modeli 6 ayda çöktü. Niye 6 ay? Çünkü Erdoğan bunu açıklarken bir sonraki küpürde ben direkt o günün şeyini aldım, küpürünü aldım. Erdoğan açıklarken dedi ki 6 ay sonra meyvelerini yiyeceğiz Çin'de böyle büyüdü bu modeli açıklarken Erdoğan'ın Yaptığı Verdiği vaatti bu ve ben o günkü şey, Küpürü aldım e Peki 6 ay geçti meyvesini yemeye başladık mı? Hayır tam tersine e, Meyve şöyle dursun e, Tabir yerindeyse amiyane tabirle e, Kazığını yemeye devam ediyor vatandaşlar yani bu bu ekonomik modelin e, faturası ağır bir biçimde vatandaşa döndü. Nasıl döndü? Sanıyorum Fesyon olarak Bey, dış yenen, yenen, yenen meyvelerden sadece bir tanesi var ama yani bilmiyorum yerimi şu anda ayva olarak belki belirsek bilmiyorum çok şey yapar mı? Evet, olabilir. Yani e, mesela Sözcü Gazetesi'nin yan manşetinde kullandığı bir haber var. E, bu Erdoğan ekonomisinin ya da Erdoğan e, sloganlarının diyelim e, çünkü pratikte hiçbir karşılığı yok. E, faize karşı mücadele ediyorlar sözüm ona. Ama e, faiz ödemeleri patladı. Faizden e, para kazanan bankaların karı patladı. E, şöyle bakın 4 ay yılın ilk 4 ayında %374'lük e, kar açıklıyor bankal bankacılık sektörü. Yani faizden para kazanan sektör bankacılık. %374 4 aylık karları bu. Başka hangi sektörde var bu? Yani evet. faizle mücadele ediyoruz diye söze başladılar, faizi patlattılar, ihracatı patlatacağız. İhracatla büyüyeceğiz dediler. Tam tersine işte geçen hafta içerisinde açıklanan resmi rakamları da konuştuk. Tam tersine ithalat patladı ve dış ticaret açığı patladı, rekor seviyelerde dış ticaret açığı veriyoruz. Bir diğer ekonomi haberi hızlıca geçeyim ben. E, enflasyon açıklandı. Enflasyonla ilgili bir sürpriz de işte TÜİK'teki e, görev değişiklikleri gene durmadan e, daire başkanları değişiyor. E, enflasyonu ölçen e, uzmanlar değişiyor. Bir başka şey daha değişti. TÜİK e, son 27 yıldır, 24 yıldır affedersiniz, açıkladığı bir şeyi açıklamama kararı aldı. O da enflasyon paketinde, sepetinde ne var bu maddeleri kamuoyuyla paylaşıyordu. Bu maddelerin e, aylık bazdaki değişikliği, işte yıllık bazdaki değişikliğini de insanlar görebiliyorlardı. Şimdi bunu kapattı, bunu paylaşmadı e, ve bunu da şeffaflık gereği yapıyorlarmış. Peki niye? E, çok iyi bir şey, evet. Bu, bu yani paketi... bir taraftan şeffaflık derken bir taraftan sepeti gizlemek e, gerçekten çok büyük bir tezat. Evet peki niye gizlediler? Hatırlarsanız biz geçen ayki enflasyon rakamı açıklandığında bir tuhaflığa dikkat çekmiştik sosyal medyada ve uzmanların paylaştığı bir tuhaflığa dikkat çekmiştik. O da Scooter. Ben o günkü gene yayınlarımızda da kullandığımız Twitter'ı buldum. Tekrar paylaşalım izleyicilerimizle. Scooter fiyatlarındaki müthiş farklılık, müthiş değişim. Aralık ayında 8394 liraymış skuter. Nisan ayında 420 liraya düşmüş. Nasıl oluyor bu yani? Şöyle olmuş. Aralık ayında elektrikli o bildiğimiz insanların işe giderken falan kullandıkları skuturu baz almışlar. Nisan ayında bildiğimiz plastik çocukların sokakta oynarken kullandığı oyuncak olan skuturu almışlar. Şimdi bu herhalde... Enflasyon hesaplamalarında kullanılan sepete eklenmiş enflasyon yükselirken e, onu e, aşağıya çekerek enflasyonu dizginleyecekleri böyle şeyler var herhalde sigortalar yerleştirmişler. O sigortalardan birisi patlayınca dikkatli gözler o sigortalardan birini yakalayınca artık sepeti sepetteki e, maddeleri açıklamama kararı almış e, TÜİK. E, enflasyonla mücadele etmiyorlar ama Doğru veriyle, sağlıklı veriyle mücadelesi TÜİK'in devam edecek. Öyle görülüyor. TÜİK'in sonra... TÜİK aslında çok özür dilerim sözümüzü kestim. Yani ilk başta sakladığı şeylerden bir tanesi de bu şeffaflık adına yaptığı gizliliğin dışında hangi marketlerden örnekler aldığını hiçbir zaman açıklamadı. Vatandaş hep sordu yani TÜİK'e göre bazı ürünlerde hep düşüş vardı. Vatandaş da dedi ki TÜİK açıklasana şu marketleri biz de gidelim. Oradan alışveriş yapalım ama hiçbir zaman onu öğrenme şansımız olmadı. En son da zaten TÜİK hepten kurtuldu. Bu ürünlerin tamamını gizleyerek en azından bundan da kurtulmuş oldu. Evet hafta sonu gazetelerinden de örnekler alıyoruz. Gözden kaçmasın diye bazı şeyler. Sözcü gazetesinin manşetiydi bu. Atatürk Havalimanı kapatıldı. İşte İstanbul Havalimanı yapıldı. Bunu yapılırken Atatürk Havalimanı'nın neden pistleri kırılıyor, neden Atatürk Havalimanı yerle bir edilmeye çalışılıyor hep söyleniyordu. İstanbul Havalimanı'nı yapan müteahhitlere verilmiş bir söz bu. Atatürk Havalimanı'nın çalışamaz hale getirilmesi gerekiyor. ihale İhalede böyle bir söz verildi deniyordu. Sözcü gazetesi bunun belgesini bulmuş. Gerçekten de ihale şeyinde ilanında Pro, e, aynen bu cümle geçiyor. Bakın okuyayım. E, ancak 25 yıllık işletme süresi boyunca İstanbul'a yeni bir havalimanı planlanmayacağı gibi Atatürk Havalimanı'ndan da e, tarifeli seferler yapılmayacak. Şimdi müteahhitlere e, merak etmeyin sizin karınızı etkilemesin diye biz işleyen havalimanını ortadan kaldıracağız. Şimdi e, büyük ihtimalle e, AKP iktidardan gider. Ve müteahhitlere verilen sözü daha sonra e, görev başına gelecek partiler büyük ihtimalle işte Millet ittifakı ya da Altılı Masa olacak. Onlar bu sözü yerine getirmezler ve Atatürk Havalimanı'nın tekrar işletmeye açarlar diye müteahhitleri korumak için Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmaya başladılar. Panik halinde apar topar. E, çünkü e, Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz açıklama bile yaptı. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı tekrar işletmeye açacağız 2023'ten sonra diye. demek ki AKP seçimi kaybedeceğine inanmaya başladı ki müteahhitlerini korumak için, beşli çeteyi korumak için çünkü Beşli Çetenin en önemli yatırımlarından bir tanesi İstanbul Havalimanı. Beşli Çeteyi korumak için apar topar Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırdılar. Hafta sonundaki gazetelerden Güzel bir karikatür. Yeni Asya Gazetesi'nin karikatürüsüydü. İbrahim bakın e, bir çizgisi. E, gerçekten tam 12'den vurmuş bu sefer. E, çoğu sefer çok iyi çiziyor biliyorsunuz. 128 milyar nerede? E, biz burada hep konuştuk. Süt'e alarm takılıyor, peynire alarm takılıyor, mamaya alarm takılıyor, çocuk bezine alarm takılıyor. E, İbrahim bak diyor ki bu alarm başta hazineye takılsaydı Bunların hiçbirisi yaşanmazdı. Evet asıl e, oradaki soygunu önleyemediği için e, halk vatandaş e, bugün süte de alarm takılacak. Yarın ekmeğe de alarm takılacak. Son küpürüm ben ekonomiyle ilgili sonra sözü size bırakayım. Hem ekonomi hem çevre aslında e, Karar Gazetesi'nin birinci sayfa haberlerinden bir tanesi e, hangi renk modaysa tekstilde Nilüfer o renk akıyor. Nilüfer çayının şu andaki rengi e, petrol rengi diyorlar buna. E, benim e, bilebildiğim kadarıyla böyle açık mavi ile koyu mavi arasında bir renk. E, bu yıl demek ki kıyafetlerde bu renk moda olacak. Çünkü e, tekstil şehri olan Bursa'da Nilüfer çayı şu anda e, bu renk renkte akıyor. E, uzmanların görüşü bu. Çünkü Hiçbir arıtma yok, hiçbir önlem yok, hiçbir temizlik çalışması yok. Atık kimyasal maddeler denize akıtılıyor ya da nehirlere akıtılıyor ya da göllere akıtılıyor. Böyle bir çevre katliamı Türkiye'nin nerede neredeyse hemen her yerinde yaşanıyor. Bursa'da da Nilüfer çayı modaya göre akıyor. Uzmanlar artık biraz işi bulgarize ederek, biraz dikkat çekici başlıklar atarak Herhalde e, dikkat çekmeye çevreye dikkat çekmeye çalışıyorlar. E, acı bir haber. E, ekonominin çevreye, ekonominin insan hayatına düzensiz ekonominin, plansız ekonominin, e, özensiz ekonominin, kuralsız ekonominin insan hayatına ve çevre hayatına, doğaya e, birinci elden etkisini gösteren çarpıcı bir haber. E i̇şte o fabrikalardan bu. E yani sular aktığı müddetçe de biz daha müsilajlı konuşmaya devam edeceğiz. Marmara'da üstten yapılan temizlik hiçbir fayda etmeyecek. Alttaki o pislik devam ettiği müddetçe Marmara'ya akan bu tür nehirler böyle akmaya devam ettiği müddetçe maalesef Marmara zamanla e, tamamen e, belki balık türlerinin ve denize girilecek zaten geri kalmadığını daha önceki programlarda söylemiştik. Mavi bayraklık hiçbir yeri kalmadı. Zamanla artık tamamen ölü bir denize dönüşecek. Evet, ben birkaç başlık daha aktarayım ekonomiden buna ek olarak ve ondan sonra diğer siyasi gündemlere ve dışarıda olup bitenlere de bakalım. Alman basınından bir haber vardı. Erdoğan Türkiye'yi 19 yıl geriye götürdü şeklinde Alman Die Welt gazetesinde yer alan bir analizde Türkiye yeniden Türklerin bir daha görmeyi istemediği bir noktada 90'ların enflasyon kaosu geri döndü denildi. Türkiye'deki enflasyona Erdoğan'ın heterodoks ekonomi politikaları sebep gösterildi. E, TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. %73.5'i gören enflasyon sonrası Alman Die Welt gazetesine yer alan haber analizde Türkiye'de enflasyonun rekor derecede artış göstermesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikaları sorumlu tutuldu. Evet bu arada Erdoğan'ın sözlerini görüyoruz bir başka tweet'te. Petrol fiyatlarının 2-3 katına, doğal gaz fiyatlarının 7-8 katına, kömür fiyatlarının 10 katına yükselmesinin müsebbibi biz olmadığımız gibi bu ürünleri çoğunlukla dışarıdan ithal ettiğimiz için fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlılığımız fazla. Evet Erdoğan ekonomi idare ettiğini ve ekonomist olduğunu söylüyor ama e, ne de nedense Türkiye'deki bu ekonomik tablonun sürekli bir sebebi, müsebbibi var ama hiçbir zaman bu iktidar olmuyor. İşte daha önce gezi olaylarıydı. Bütün bu olanların sebebi faturası geziye kesilmişti. Bu kez de Erdoğan e, petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları artıyor. Biz de bunları ithal ediyoruz. Bu yüzden e, fiyatlar dalgalanıyor diyor. Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sözleri var. Trajikomik haberler içerisinde yer alıyordu maalesef. Türkiye'nin böylesine bir başarıyı nasıl sürekli hale getirdiğini ülkeler merak ediyormuş. Evet. Nasıl yani dünyada enflasyon bu kadar hızlı yükseliyor gerçekten dünya ülkeleri sanıyoruz. Türkiye'nin bu başarısını merak ediyordur. 99 yıllık Cumhuriyet Nure, tarihinde. Nurettin Nebati'yi gönderelim. Ee, birkaç ülkeyi birden yönetsin. Avrupa Birliği'nin hatta Genel Maliye Bakanı falan gibi bir şey olsun. Onlara göstersin günlerini. Erdoğan'ın açıklamaları içerisinde aslında daha dikkat çekici olan Mayıs ayı içerisinde enflasyon inişe geçti demesiydi. Halbuki TÜİK'in frenlediği rakamlara göre bile ki niye frenliyor? Çünkü memur zamları ve diğer bir kısım zamlar bu aylardan itibaren başlayan enflasyon eğilimine göre enflasyon farkı ödenecek. O farkın herkes şunu söyledi en az üçte birini çalmış olduğu TÜİK. Açıkladığı enflasyonla e, TÜİK'in bu kadar baskıladığı enflasyon %73 çıktı. Ki bir önceki ay %69'du. Yani TÜİK'in TÜİK yalanlarına göre bile artmış enflasyon ortadayken Erdoğan e, enflasyon inişe geçti diye konuştu. Evet ben hemen bir tablo paylaşmak istiyorum. Burada Hakan Karan'ın paylaştığı tablo şöyleydi. 99 yıllık Cumhuriyet tarihinde... ...enflasyonun şimdikinden daha hızlı arttığı tek bir dönem var. O da İkinci Dünya Savaşı. İşte bu tablo tabii ki TÜİK rakamlarına göre konuşuyoruz. E, İkinci Dünya Savaşı'nda şu ankinden biraz daha e, yüksek bir e, artış var ama... ...o da zaten şu anki durumumuzun üstünde soru işareti var. Bakın artmaya devam eder ve TÜİK değil de ENAK'a göre yaparsak... ...zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan da daha fazla bir enflasyon görüyoruz. 1980 derbesi ve 94 krizi dediğimiz... Ee, binlerce esnafın ve çok büyük işletmelerin e, iflas ettiği o 94 krizinden bile çok daha yüksek bir enflasyon tabii ki TÜİK'e göre bile. Evet ekonominin durumunu şöyle izah edeyim diye uyandırma servisindeki bir tweet vardı. Bir yıl önce dolar 10 lira olacak diyenlere hain, bugün dolar 10 lira olacak diyenlere vatansever deniliyor. Özgür Demirtaş'ın dikkat çektiği bir konu, Türkiye'nin lokomotifi olan beyaz yakalıların, üst düzey üretim yapanların, alım gücü paramparça oldu. İnanılmaz bir beyin göçü olmaması için acilen maaş iyileştirmesi gerekiyor. E, yapılan zamlar %50 iken enflasyon %161 bu sürdürülemez demiş. Evet beyin göçü derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderlerse gitsinler dediği Türk doktorlar Almanya'da bir araya gelmişler ve oradan mesaj gönderiyorlar. İşte maalesef Türkiye daha bu beyinlerden çok daha fazla kaybetmeye devam ediyor. Ee, geçtiğimiz son programda da konuşmuştuk sağlık sisteminin geldiği nokta ve sağlıktaki beyin ölümünü konuşmuştuk. Ee, bu noktada da doktorların hızla ülkeyi terk ettiğini ve neredeyse artık birçok hastanede bazı alanlarda uzman kalmadığı için o bölümlerin kapatıldığını duyurmuştuk. Ben birkaç haber daha paylaşıp devam edeyim dilerseniz. Ondan sonra e, tekrar. E, Ekonomi ile ilgili haberimiz başka benim elimde en azından yok ama 27 ülkede tespit edilen maymun çiçeği vaka sayısı 780'e yükseldi. E, tabii ki korona gibi, covid gibi daha bir pandemi düzeyinde değil ama yine de uzmanları endişelendiriyor. 1 ile 2 ile 3 ile başlamıştı. Şu anda 1000'e yaklaşıyor sayısı ve giderek görülen ülke sayısı artıyor. İstanbul'da e, böyle bir alarm vardı. Bir eczaneden e, ilaç aldı 3 kişi ve... Eczacı hemen tabii ki yetkilileri haber verdi ve bu kişiler karantina altına alındı. Hastaneye kaldırıldı. Ellerindeki maymun çiçeği miydi yoksa normal çiçek miydi? Bu konuyla ilgili işte Sağlık Bakanı koca bir açıklama yaptı İstanbul'da. Maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen dört kişi için gerekli testler yapılmış. Dördünün de test sonucu negatif çıkmıştır denildi. Evet birkaç başlık daha paylaşayım. Eee. Erdoğan gezi olayları ile ilgili camide bir ay içildi demişti. Biz de cuma günü bunu ayrıntısıyla işlemiştik ama bunu biraz daha arttırdı. Bu kez de camilerimiz yakıldı dedi. Fikri Sağlar'da vay başımıza diyor. E, burada videoda e, Erdoğan'ın camilerimiz yakıldı sözlerini de görüyoruz. Cem Toker diyor ki yakılan camilerin isimlerini, adreslerini yangınlara müdahale eden itfaiye gruplarının yeri saati kayıtları yangın sonrası camilerde oluşan hasarın Görüntülerini de yayınlar mısınız? Evet, camilerdeki o görüntüler yüzlerce cumadır yayınlanacak. Cuma günü yayınlanacağız demişti. Üzerinden yüzlerce cuma geçti. Sedat Peker'in tweetleriyle ilgili birkaç başlık paylaşayım hızlıca. Çünkü TRT 24 haberlerini paylaşırken aktarmıştık. Daha önce Sedat Peker sakın sokağa çıkmayın uyarıları yapıyordu. Bu kez Deli Çavuş hesabından kendi adına bir her ne kadar e, Twitter hesabı olmasa da e, en azından Sedat Peker'in paylaşımların yapıldığı bir hesap. Kıymetli dostlarım hangi tahriki yaparlarsa yapsınlar seçim gününe kadar asla sokağa çıkmayın diye size tavsiyelerde bulunmuştum. Bu konuda lütfen bana güvenin ne de olsa tecrübe konuşuyor. Tabii ki bu durum sadece seçim gününe kadar geçerli. Toplum, toplumun sakinliğinden cesaret alan bazıları sandıkta seçimi kaybetsek de asla gitmeyeceğiz diye açıklamalar yapıyorlar. Seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa duyumlarım olacağı yönünde o zaman şartlar değişmeli. Sonu her ne olursa olsun hakkınızı alana kadar evinize asla girmeyin. Sonu ne olursa olsun parantez içinde. Çünkü hakkımızı alabileceğimiz gerçek bir seçim ülkemizde bir daha olmayacaktır. Tecrübelerime güvenin bu sahte kahramanlar yüce milletimizi gerçekten tanımıyorlar. Bizim halkımız her çileye dayanır, her zulmü sinesine çeker. Ancak Büyük Önder Atatürk ve dava arkadaşlarının kendilerine miras bıraktıkları seçme krallarının dahi müdahale etmesine ölümleri pahasına izin vermezler. Sandık bir milletin namusudur, namusumuzu koruyacağız diyor. Ee, bu tweetlerin arkasından Erdoğan'ın Sadat'ın ne kurumuyla ne de yöneticileriyle uzaktan yakından en ufak bir alakam yok diyeli 17 gün Sadat'ın kurucusuyla evlerinde görüşmedim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüm diyelim birkaç saat oldu şeklinde kaç saat oldu hesabından paylaşılan bir e, paylaşım vardı. E, bu konuyla ilgili e, eklemek istediğiniz var mı? Ben sözü isterseniz size bırakayım. Bey. E, bugün sandık güvenliği ile ilgili hazırlıklarını açıklayacak Altılı Masa'nın e, ilgili komisyonu. E, geçen hafta da e, konuşmuştuk hatırlarsanız. E, pazar günü yaptıkları Altılı Lider Zirvesi sonucunda açıkladıkları önemli... Konulardan bir tanesi buydu. Bugün o açıklamayı heyecanla bekliyoruz, merakla bekliyoruz. Bakalım gerçekten seçim güvenliğini, sandık güvenliğini sağlayacak bir proje ortaya koyabilmişler, koyabilecekler mi? Çünkü Sedat Peker de uyarıyor. Daha önce de farklı isimler de uyardı. Bizzat yaşandı zaten, yani sandık güvenliği olmadığı son birkaç seçimde seçim sandıklara müdahale edildiği, seçim sonuçlarına müdahale edildiğine dair çok yaygın hatta verilerle ispatlanan bir kanaat var, bir bilgi var. Bunun tekrarlanmaması için önümüzdeki seçimlerde nasıl tedbirler alınacak? Onu bugün göreceğiz bakalım. Evet, e, hakkımızı alabileceğimiz gerçek bir seçim ülkemizde bir daha olmayacaktır sözleri önemli Sedat Peker'in böyle bir uyarısı Bu arada seçimler demişken bu pazar cumhurbaşkanı seçimi olsa Erdoğan kazanamaz diyenlerle ilgili yine Özer Sencer'in hesabında paylaştığı bir anket sonucu var Metropol'ün Erdoğan kazanamaz diyenlerin yaklaşık 3 puan önde olduğunu görüyoruz seçmenin 46'sı bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa seçimi kazanacağını yüzde 49'u kazanamayacağını belirtiyor Burada kesinlikle kazanır diyenler 22.8, kazanır diyenler 23.1. Kazanamaz diyenler 29.4, kesinlikle kazanamaz diyenler 19. Burada karşılaştırma tablosu var. İlginç kısmı tabii ki Mayıs 2021'de, bundan tam bir yıl önce neredeyse, %9.8 kesinlikle kazanır diyenler varken, enteresan olarak Mayıs 2022'ye gelindiğinde, kesinlikle kazanır diyenlerin %22.8'e çıktığını görüyoruz. Kazanır diyenler 38'den 23'e düşmüş. Kazanır diyenlerin toplamı 47.8 iken e, burada 45.8'lere düşmüş. Çok da büyük bir fark yok. Aralarda ufak dalgalanmalar olsa da. Kazanamaz diyenler %34 iken bugün kazanamaz diyenler %29 ama kesinlikle kazanamaz diyenler 7,7 iken bu kez 19'lara çıktığını görüyoruz. Evet bu da Erdoğan kazanır mı şeklinde bir anketin sonucuydu. Ee, bir haber vardı az önce paylaştık. AKP MKK üyesi Eyüp Gökhan Özek'in eşi, şoförü ve koruması kızıyla kavga eden çocukların oturduğu kafeyi bastı. 18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklarını darp ettiler. Sosyal medyada e, oldukça yankı uyandıran bir videoydu bu çocukların dövüldüğü videolar. Aralarında tabii ki kız çocukları da var. 18 yaşından küçük darp edilen çocuklar arasında Cumhurbaşkanı Danışmanı Ali İhsan Arslan'ın yeğeni de var. Bakalım bu konuyla ilgili AKP içerisinde nasıl bir tepki ve rahatsızlık olacak? Ben birkaç başlık daha paylaşayım. Sözü size bırakmadan. Muğla Yatağan Karayolu'nda bir kamyon dolusu göçmen vardı polis çevirmesine yakalanınca kamyondan atlayarak kaçtılar. Bununla ilgili bir videomuz var. Muğla'ya kadar rahat rahat gelmişler. Ee, bu sınır zafiyetine ve güvenlik zafiyetine bakar mısınız şeklinde verilmiş. Eğer bu videomuz hazırsa şöyle hızlıca izleyelim. Bunlar ne bunlar? bunlar? Bir dakika ne bunlar mülteci? Ama silah var, silah var, silah var, silah var. Be careful, there's a gun. Be careful, there's a gun. Polis. Ah. Oh my God. What happened? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ne, yapıyorum? ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Evet, görüntüler böyle. İşte Muğla'ya kadar gelmiş bu kamyon. Kasasında da bir sürü göçmen var. Polis çevirmesine yakalanmışlar. E, polis de tabii hepsine birden müdahale edemiyor. Bir taraftan da insanlar kamyondan atlayarak kaçmaya devam ediyorlar. Tabii bu e, Muğla'da yine insanlar Türkiye'nin çok çeşitli yerlerine e, dağılıyor. Her ne kadar son dönemde İstanbul Emniyeti sürekli rakamlar açıklasa da binlerce kaçak göçmen yakalandığına dair ama bir taraftan da gelmeye devam ediyorlar. Evet ben dünyada neler yaşandığına dair birkaç haber paylaşacağım ama ondan önce sözü size bırakayım tekrar. Evet bugün Yeni Asya Gazetesi'nin manşetini ben önemli buldum. Onu konuşalım biraz isterseniz. Mustafa Erdoğan Türkiye'de hani anayasa hukukçusu olarak göstereceğimiz üç isimden bir tanesidir. Ee, onun e, güzel bir değerlendirmesi var. Zulmün sorumlusu iktidardır. Bunun adını doğru koyalım. Bu bir zulümdür diyor. Ve bu zulmün e, gerçekleştiricileri de mahkemelerdir diyor. Hem iktidardır hem de e, ona payan da olan genel mahkemelerdir. E, anayasa Mahkemesi ile ilgili önemli eleştirileri var. Bir anayasa hukukçusu dediğim gibi Mustafa Hoca. 1991'den beri anayasaya aykırı gördüğü KHK'ları iptal eden anayasa mahkemesi o hal KHK'larında çekinik tavır sergiledi ve bunları inceleyemem dedi. Bu aslında anayasaya, anayasa mahkemesinin bugüne kadarki iştihatlarına, uygulamalarına da aykırıydı. Hiç olmazsa bundan sonra diyor KHK'larla atılan insanların e, hak ihlali konusunda Anayasa Mahkemesi e, onların haklarını teslim eden haklarının ihlal edildiğini e, teslim eden kararlar vererek e, hiç olmazsa biraz hem hukuku hem kendi aldığı yarayı telafi edebilir ama hepsinden de önemlisi bu KHK'larla hayatı kararmış insanlara bir nebze olsun nef nefes alabilecek bir e, şey açabilir bir fırsat tanıyabilir. E, bir diğer haber e, A ATV'nin bir dizisi bugünlerde tartışılıyor. Bilhassa Kürtler arasında, Kürt, AKP'li Kürtler arasında bile, AKP'li Kürt milletvekilleri, siyasiler arasında bile tepkiye sebep oldu. Yalnız Kürt isminde bir dizi. Irak'taki Kürdistan bölgesi özel yönetimi ile ilgili çok ağır ifadeler kullanıyor dizi içerisinde. Bu aslında AKP'nin, AKP, AKP trollerinin ağzının dizi haline çevrilmiş e, şeyi, şekli diyebiliriz. E, buna karşı e, Abdurrahman Kurt, AKP'li bir milletvekili, yönetici, e, Diyarbakırlı e, herkesin, AKP'de siyaset e, yapan herkesin tanıdığı bir birisi. O e, oldukça provokatif, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden e, bir zihniyet diyor. Dava açmak lazım. Bir diğeri AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay. O da iğrenç ırkçı temalar içeren diziyi ve onları onu yayınlayan ATV yıkınıyorum diyor. Baya yükselen bir tepki var. Haklı bir tepki var. Bu dizide ama o replikte dikkat çeken başka bir şey daha var. Oradaki yönetimi yani Mesut Barzani'nin liderliğindeki yönetimi anlatırken Büyük Orta Doğu Projesinin uydularısınız, aparatçıklarısınız gibi bir cümle de kullanıyor. E Tabi hemen herkesin aklına Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanı geliyor. Hatırlarsanız Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesini övüne övüne anlatıyordu e, ve bu e, Büyük Orta Doğu Projesinin ben eş başkanıyım diye e, böyle iftiharla söylüyordu bunu. O Büyük Orta Doğu Projesinin siz uydularısınız diye ATV'de bir şey var, eleştiri var. Büyük Doğu Projesi'nin eş başkanı buna ne diyecek bilmiyoruz ama bunun böyle gözden kaçan bir yanlışlık olmadığını, bilinçli bir tahrik olduğunu gösteren bir gelişme oldu. Bugün Yalnız Kurt dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav'la yapılmış bir röportaj var Sabah Gazetesi'nin sür manşetinde hani özür dilemek şöyle dursun tam tersine iftihar ettiklerini gösteren ve ee, yalnız kurdun e, reklamını yapan e, büyükçe bir haber görüyoruz birinci sayfada sürmanşette e, demek ki o tahrikten e, geri durmak ya da o tahrikten e, pişman olmak bir tarafa onu sürdürecekler öyle anlaşılıyor yalnız kurta karşı en azından AKP'nin içerisindeki Kürtlerin tepkisi bir sonuç verecek mi e, göreceğiz ama e, bugünkü gelişme bir sonuç vermediğini gösteriyor e Natif konuşacağız. Başlıkta da aslında başlıkta da gelecek tepkileri de aslında göstermişler hemen entelektüeller bu diziyi sevdi diye. Yani vatandaştan gelecek tepkiyi de bir anda aslında o başlıkla birlikte kapatmış oluyorlar. Yani vatandaş ne anlıyor işte aslında entelektüeller sevdi diyerek. Abdurrahman Kurta ve Orhan Atalay'a iki AKP'li siyasetçiye siz ne anlarsınız diyorlarsa o da daha ayrı bir tartışma ama bakalım görelim yani en azından AKP içerisindeki Kürtler gerçekten samimi bir tepki gösterecekler mi, onurlu bir duruş gösterecekler mi, yoksa böyle sosyal medya hesabından gaz çıkarmakla yetinecekler mi? Gelişmeleri takip edeceğiz bu konuda bir gelişme olursa onu da tekrar izleyicilerimizle paylaşırız. Latif Demirci'ye geçmeden önce ben gündemi bitireyim isterseniz Latif Demirci'yi en sonunda konuşalım. Ee, Erdoğan e, milletin diliyle teşhis koyduk diyor. Hani affedersiniz sürtük e, biz affedersiniz diyerek kullanıyoruz. Erdoğan sürtük ifadesini savundu e, bir sonraki yaptığı konuşmada e, halkın diliyle e, biz ifade ettik teşhis koyduk e, dedi ve geri adım atmayacağını gösterdi. İlginç bir haber, NATO şu anda 14 NATO ülkesi artı iki tane aday ülke şu anda bir deniz tatbikatı yapıyor. 7 bin askerin katıldığı bir tatbikat. Fotoğrafta görülen kişiler de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley. İkisinin birlikte e, tatbikat alanında çekildikleri bir fotoğraf. E, İsveç ve Finlandiya e, NATO'ya kabul edilmiş, herhalde Türkiye'nin haberi yok. Bu işin biraz hani şey tarafı Bulgarize edilmiş evet. tarafı ama Türkiye'nin vetos'unun çok da bir işe yaramayacağını, Erdoğan'ın iç politika malzemesi yaptığını ve o iç politikada e, kendisine kendini tatmin edebilecek bir miktar fırsat tanınacağını ve ondan sonra da e, hiç e, Erdoğan bu veto'yu e, ortaya koymamış gibi, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edeceğini zaten biliyorduk, konuşuyorduk. Ona dair bir haber, e, uluslararası medyada da yer alan bir haber. E, son benim paylaşacağım, Latif Latif Demirci'den önce paylaşacağım haber, e, Perinçek'e yine kaybetti Aydınlık Gazetesi'nin bir haberi. Doğu Türkistan'ın Türkiye'deki sözcüsü Seyit Tümtürk 3. kez Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in açtığı davadan dolayı ceza almış veya Be 5 ay hapis cezası almış. Siyasetin hani Doğu Perinçey'in ifadesiyle söyleyelim köpeği haline gelmiş yargının Uygur Türkleriyle ilgili Uygur Türklerinin mağduriyetlerini, uğradıkları e, zulmü, uğradıkları soykırımı Türkiye'de anlatmaya çalışan e, birkaç Uygur'dan Uygur'dan bir tanesi Seyit Tümtürk. Ama çok e, engellemeyle karşılaşıyor. Gerçekten büyük bir e, zorluk içerisinde mücadelesine devam ediyor. Ama bu tür şeyler de herhalde en fazla ağır gelen de odur. Yani Doğu Perinçek karşısında dava kaybetmek. İşin ilginç tarafı Doğu Perinçek'in Nüfus bilgilerini paylaştığı için bu sefer cezayı vermişler Seyit Tümtürk'e. Doğu Perinçek ve Aydınlık Gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mensuplarının kimlik bilgilerini, adreslerini paylaştıkları için paylaşmalarıyla bilinen bir yayın grubu, bir ideoloji grubu. Geçmişleri bu lekeyle biliniyor. Böyle bir şeyin, böyle bir grubun, böyle insanların Uygurları mahkum ettirmek için böyle bir gerekçenin arkasına sığınması da ilginç. Latif Demirci'yi ben son gündem olarak aldım. Sizin diğer gündemleriniz varsa onları konuşalım. En son Latif Demirci'ye evet, ben... sebeplerle başsağlığı dileyip kapatalım. Evet ben de Latif Demirci en sona saklamıştım. Birkaç tane de karikatür koydum hatta. Onu en sona birlikte o zaman saklayarak hemen dış haberlere şöyle bir hızlıca göz atalım. Cuma günü de o görüntüleri paylaşmıştık. E, jubili vardı. Platinyum Jubili de kreliçe'nin yine tahtaki 70. yıl kutlamalarında sona gelindi. The Times gazetesi de Belki beklenmedik bir şekilde kraliçenin artık kutlamaların sonunda balkona çıkarak mesaj vermesini ve orada görülmesini de haber yapmış. Aslında Queen'in balkon mesajı da hep siyasilerin tabii seçimlerden çok sonra çıktığı balkon mesajlarına benzemiyor bu mesaj ama bu da işte monarşinin bizim monarşimizin geleceği şeklinde oradaki genç kuşak ve yine Prens Charles'ı görüyoruz. Kraliçe tabii onları da yanına alarak çıktığında Prens William ve yine küçük e, veliahtlarına alarak e, Monarşinin devam edeceğine yönelik bir mesajı paylaşmış oluyor. E, bir taraftan da yine Kraliçe'nin e, Daily Mirror gazetesinde kalbim sürekli sizinle her zaman sizinle şeklindeki başlıklarını görüyoruz. The Daily Telegraph'ta da aynı şekilde e, Kraliçe dört gün süren bu jubili kutlamalarının bir kısmına katılmadı. İlk başta Açılışta yine balkondaydı. Zaten 90 yaşının üzerinde sağlık sorunları yaşıyor ve bütün programlarda yoktu ama her ne kadar bedenen bütün programlara katılamasam da şahsi olarak kalbim her zaman sizinleydi dedi bu mesajında. Amerika Birleşik Devletleri'nden gün geçmiyor ki silahlı saldırı haberi gelmesin. Hemen hızlıca geçelim. TR724 haberlerini de görmüştük. Cumartesi günü geç saatlerde Philadelphia şehir merkezinde işte bir caddede çok sayıda silahlı kişinin ateş açması sonucu yine ölenler var. İlk önce 3 ölü ve 11 yaralı denilmişti ama tabii yaralıların hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı giderek artıyor. Ee, Rusya'dan hemen bir haber paylaşalım. Daha doğrusu Ukrayna ile ilgili. Rusya'nın Karadeniz rotalarını bloke etmesinin ardından Ukrayna küresel gıda kıtlığını gidermek için alternatif nakliye seçenekleri arıyor. Ama tabii ki bunlar çok basit çabalar olmaktan şimdilik uzak görünüyor. Devam edelim hemen. Rusya'nın ülkelerini işgal etmesinden aylar sonra Ukrayna milli futbol takımının üyeleri, bırakın bir oyun oynamayı, bir antrenman bile yapamadılar. Ama Pazar günü Dünya Kupasına yer almak için gallerle oynayacaklar. Rusya'nın Ukrayna işgali'nin Avrupayı ne kadar değiştirdiğinin güçlü bir sembolü olsaydı, Stockholm'deki 26 savaş uçağı ve 2.400 deniz piyadesi ve denizciyle dolu bu muazzam savaş gemisinin görüntüsü kesinlikle bu olurdu diyordu. Yine burada The New York Times'tan bir görüntü ve Stockholm'de yer alan savaş gemisini görüyoruz, uçak gemisini daha doğrusu. Etkili parlamento ve hesap verecek hükümet, cumhurbaşkanı görevi boyunca siyasi partiye üye olamayacak. Evet Türkiye'den bahsetmiyoruz. Herkes hemen heyecanlanmasın. Kazakistan'dan bahsediyoruz. Kazakistan süper başkanlıktan parlamentosu güçlü cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için sandık başında Kazakistan'da zamlara karşı başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolar sonrası açıklanan reform paketi referanduma götürüldü. Paketin onaylanması durumunda mevcut süper başkanlık sistemi son bulacak ve ülke parlamentosu güçlü cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek. Kazakistan 27 yıl aradan sonra yeni Kazakistan olarak adlandırılan dönem için anayasa referandumunda sandık başında. 2 Ocak'ta Kazakistan'ın batısında sıvılaştırılmış petrol gazı yani LPG yapılan zam nedeniyle başlatılan barışçıl protestolar kısa sürede ülke geneline yayılarak en büyük şehir Almatı'da şiddetli çatışmalara dönüşmüştü. Ee, göstericilerin kamu binalarını işgal etmişse ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı vermişti ve söz konusu bu olaylarda 19'u güvenlik görevlisi olmak üzere 230 kişi hayatını kaybetmişti. Evet, Ulusal Güvenlik Komitesi eski başkanı Karim Masimo ve iki yardımcısı da Vatan'a ihanet suçlamasıyla gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Dışarıdan hemen bir başlık daha paylaşıp daha sonra Latif Demirci'ye geçelim. Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın yine değişik açıklamaları var. Geçtiğimiz hafta açıklamıştık. E, ofise gelmeyenleri işten atacağını söylemişti. Bu kez de elektrikli otomobil üreticisinin maaşlı iş gücünün %10'unu kesmeyi planladığı haberleri var. Cuma günü bir e-postada personeline duyurdu bunu. E, Musk Twitter'a alması böyle değişik e, marjinal çıkışlarıyla Gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Evet dilerseniz artık sonda toplarken gırgır ve fırt dergileriyle başlayan karikatür yolculuğunda yine bizim de sık sık medyada bugün de Hürriyet Gazetesi'nden aktardığımız karikatürleriyle tanındığımız Latif Demirci'nin hayatını kaybettiği haberi var. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenleri ve karikatür dünyasına başsağlığı dileyelim. Ben hemen birkaç karikatürünü paylaşayım ve sözü kapatmak için size vereyim. Siri Twitter'ı aç diyordu İşte bu karikatürde gerek yok Silivri soğuktur şimdi şeklinde yine devam ediyordu. Budis Bey karakteri vardı yine burada Budis Bey Suudiler bu seni haçı saklamış. ne yapacak bu hacı adayları? Herkes kendi memleketindeki şeytana taşlasın cevabı vardı. Latif Demirci'nin belki de son paylaştığımız karikatüründe yer aldı aldım ben buraya koydum burada e, karpuzun dilimle satılması konusunda bunu işlerken e, siz bu küpürü paylaşmıştınız. Zümrüt Apartmanı 7 numaraya bir dilim golden elma iki erik yarım kayısı 4 kiraz şeklinde bir siparişi manav alıyordu. Evet e, ben bu karikatürle e, noktalayıp sözü size bırakayım veda için. Evet ben de bir karikatürünü ve bir e, tiplemesini paylaşayım. Karikatürü Dün sosyal medyada herhalde en çok paylaşılan e, o karikatür oldu. Gerçekten herkesin talebiydi bu. E, eşitlik, özgürlük istiyorum aziz efendi. de adalet diyor. Herkesin istediği şey eşitlik, özgürlük ve biraz da adalet. E, bu Latif Demirci'nin aslında e, onu anlatan, onu sembolize eden bir karikatür olarak. E, dün sosyal medyada en fazla paylaşılan karikatür oldu. Latif Demirci'nin son dönemlerde oluşturduğu daha doğrusu Ertuğrul Özkök döneminde Hürriyet gazetesinde çizdiği Pres Bey vardı. Ya o da işte Gırgır'da, Fırt'ta çizdiği ve ona ait patenti onun olan karakterler gibi ama son dönemde son eee yaşadığı ortama, yaşadığımız ortama uygun bir karakterdi. Pres Bey biraz Ertuğrul Özköktü, biraz Hürriyet Gazetesi'ndeki diğer yazarlardı ama çoğunlukla Ertuğrul Özköktü, e, Latif Demirci'yi herkes anlatırken yaşadığı ortamdan mizah üretebilen bir kişi olarak söylüyorlar. E, Türkiye'de medya önemli bir çizerini kaybetti. Dediğiniz gibi hem ailesinin hem de basın camiasının Başı sağ olsun diyelim, kendisine rahmet dileyerek bugünkü programı evet. kapatalım. Evet medyada bugünü bu haber ve küpürlerle kapatmış olduk. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olabilmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın.